arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu minik prenses çantasını öreceğiz çantamızı dilediğiniz yaş grubu için ayarlayarak örebilirsiniz şöyle alt kısmından örmeye başladık ben küçük öreceğim için Az miktarda zincir çektim. Sizler büyük örecekseniz buradaki zincir sayısını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hatta kendinize de bu çantadan örebilirsiniz. Zincirimizi çektikten sonra istediğimiz büyüklükte gördüğünüz gibi hem bu uçtan hem bu uçtan kısa kenarlarımızdan ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. 3 6 şeklinde artışlarımızı yaptık. Buradan da aynı şekilde artışlarımızı yaptık. Şu kısımları düz sık iğne olarak ördük. E, yeteri kadar artış sayısına ulaştıktan sonra trabzanlarımız örmeye başladık. Trabzana geçtiğimiz zaman artma işlemi yapmadık. Hepsini sık iğnelerimizde taban kısmında şöyle düzgün durmasını sağlayan taban kısmında çalıştık. Sonra 1, 2, 3, 4 sıra ben pembemi ördüm. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra krem rengimizi ördük ve çantamız istediğimiz boyuta geldi. Gördüğünüz gibi arkadan öne doğru kapatmasını sık iğnemizde ve kulbumuzu ördüm çiçeğimizi ve şuradaki minik açma kapama düğümümüz görmekteysiniz Buraya boncuk diktim. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Yanlara şu şekilde her iki yanında bakınız minik çiçeğimizi görüyoruz. Evet bu ön anlatımdan sonra hemen çantamızın yapımına başlayalım. Evet kolay gelsin. Çantamı polosu ve bonbon marka ipimle örüyorum. Bu ipler malumunuz patiklik ip diye geçmekte. Sağlam, kopması epeyce zor olan iplerden. Ve 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Bu ipler yoksa evinizde herhangi bir markanın herhangi bir ürünü olabilir. Çok tüylü olmamak şartıyla istediğiniz iple bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Şimdi pembeyle zeminimizi örmeye başlayalım. Üzerinde de krem rengimizi kullanalım. Hemen şöyle ipimi alıyorum ve zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 15 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Şöyle yeniden çekeyim. İpimi yarımladım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ve 15 15 zincirimizi çektikten sonra 15. .ye değil 16 14. Ye, yani geriye geliyorum 15. zincirimizin yanındakine gelerek bir tane sık iğne örüyorum ve diğer zincirlerime birer sık iğne örerek başlangıç noktama kadar ilerliyorum ve çantamın tabanını hazırlıyorum prenseslerimizin seveceği hoş bir çalışma olacak. Çocuklarımızı sevindirelim. Aslında onları sevindirirken kendimiz daha çok mutlu olmaktayız. Elimizle becerebildiğimiz her şeyi çocuklarımızı, torunlarımızın üzerinde görmek hepimize nasip olsun inşallah. En son zincirimi de örüyorum son zincirimin içerisine bakınız bir tane sık iğne ördükten sonra yine aynı yere 1 2 3 tane daha ilave ediyorum şimdi dönüyorum karşısına, karşısına batmaya başlıyorum karşısında bakınız hemen bir tane sık iğne diğerini her birinin karşına denk gelecek şekilde zaten çok belirli. Şöyle baktığınız zaman atlamamızın imkansız olduğunu göreceğiz. Sırası ile birer birer sık iğnemi örerek ilerliyorum. Şu noktaya kadar geldim. Başlangıçtaki zincirimin içerisine giriyorum. Buraya 1 2 3 tane örüyorum. Diğer tarafa da 3 tane örmüştüm. Şimdi yeniden bu tarafa doğru geçiyorum. Bir tane zincirimi çekip ilkine şu şekilde batıyorum ve kaydırıyorum. Şöyle bakın. Hatta iki zincir çekelim. Hiç işaret takmaya gerek kalması. Bir tanesini çekmiştim. Bir tane daha çektim. Böyle olduğu zaman hiç işaret takmayacağız. Bakın diğer tarafa geçiyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Ve sonrasında birer birer batarak ilerliyorum. Şu uca kadar her birine birer birer. Bu kısımda artma yok. Her iki yandaki üçer ördüğümüz yerden eşit bir şekilde artarak çantamızın tabanını hazırlıyoruz. 3 tane ördüğüm yerin hemen yanı başındayım. Bunu da ördükten sonra şuraya üç tane aynı yere örmüştüm. Şimdi bunların her birini çifter örüyorum. Üç taneydi. her birine iki iki ördüğüm zaman altı olacak. Bakın bunu bir ördüm aynı yere bir daha batıyorum patik tabanı hazırlar gibi bebek patiklerinde genişlediğimiz gibi yanındakini yine bir ördüm aynı yere ikinci kez örüyorum yine kenara bir örüyorum bir tane daha örüyorum toplamda burayı altı yaptım şimdi burayı birer birer örüyorum buradaki üç tane ördüm yere kadar arayı düz örüyorum birer birer örerek geldim köşedeki 3 tane ördüğümüz yerdeyim aynı yere bakınız şimdi burayı ikişer ikişer örüyorum bir ördüm ikinciyi örüyorum yanındakine batıyorum bir ördüm aynı yere 2 bir sonraki bir örüyorum aynı yere 2 Bakın burada da 2 zincir çektiğim yerde yine 1 ve 2 zincir çekiyorum şu kısımdan hemen altına giriyorum. Kaydırıyorum. Ve devam ediyorum. Hepsini birer birer örüyorum. Sık iğne. Artış yaptığım yere kadar birer birer ilerliyorum. Sadece sık iğne. 6 tane ördüm bakın artış yaptım yerdeyim hemen ilkine yine 2 tane örüyorum 1 ve 2 bir sonrakini 1 i̇ki 2 2 tane 2 iki, iki ördüm 3. örüyorum 1 aynı yere bir daha 4. örüyorum 1 aynı yere bir daha 2 5. örüyorum 1 aynı yere tığımdan çıkardığı için, çıkardığım için toparlıyorum. 2. Son kez 6. örüyorum. 1 ve 2. 2 2 tekrar bu kısmı da arttım. Şimdi burayı birer birer örüyorum. Artışımızı yapıyoruz bu şekilde arayı örerek geldim. Şimdi 6 tane köşemizdeki diğer sırada arttığımız yerliğim. Hemen burayı da yine artarak örüyorum. 1 ördüm aynı yere 2. birinci ördüm. 2'nciyi 1 aynı yere 2. 3'üncü örüyorum. 1 2 buralarda lütfen hiç korkmayın. 4'üncüyü örüyorum. 5'inci Ve altıncıyı da iki defa örüyorum. Bakın, şu şekilde iki zincirimin bulunduğu noktayı altından giriyorum. Şöyle, bir, iki ve devam ediyorum. Buraları birer birer örüyoruz. Çantamızın tabanı bu şekilde oluşuyor. Bir sıra daha artış yapalım. Sonrasında artış yapmadan örelim. Şimdi artış yaptığım yere kadar ilerliyorum. Artış yaptığım noktaya yeniden geldim. Burada bir tek bir çift örüyoruz. Tek ördüm. Çift örüyorum. Tek çift. Bu son artış sıramız. Bundan sonra artmayacağız. Tek yeterli çünkü. Çift küçük bir çanta olacağı için tek Çift, bir, iki, tek, çift, tek. Diğer kalanları da birer birer örelim. Diğer uçta da tek çift örelim. Ve artık bu sık iğne sıramız son olsun. Trabzan sırasına geçip. Belli, belli bir yükseklik olana kadar örmeye devam edelim. Şimdi geliyorum. Artış yaptığım yer. Tek, çift örüyorum. Tek, çift, tek, çift. tek çift tek çift tek şuraya da batıyorum iki zincirimin olduğu yere geçişimi yapıyorum bir iki tane zincirimi çektikten sonra İki zincirim çektim hemen dibine trabzanım örüyorum bir defa dolayıp atıyorum artık artma eksilme yapmıyoruz her gördüğümüzü başını bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum bir defa doluyorum bir dolayıp bir doladım birer birer örelim. Şuradan başlayarak birer birer örmüştüm. Köşemize geldim. Her birini bir ördüm. Bakınız bir, 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 bir artış yapmadık. Ve bundan sonrasında da artış yok. Yine birer birer örerek geldim. Yine burada da hepsini birer birer ördüm. Şimdi burada geçişimizi yapıyoruz. İki tane zincir çektiğim yere şöyle giriyorum. Kaydırıyorum. Zincirimin bulunduğu yerdeyim kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum artık trabzanım olduğu için. Ve örüyorum. Her bir trabzanımıza bir tane birkaç sıra ördükten sonra rengimizi de değiştirelim. Sonrasında istediğimiz ölçü gelene kadar dümdüz trabzan şekliyle örelim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra trabzanımı ördüm. Tabanımızı da şu şekilde tamamlamıştık. Şöyle görelim. Evet şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Krem rengimize buradan itibaren geçelim. Son batıyorum. Şuradaki son trabzanı kapatmayalım. Krem rengimizi de kapatalım. Son trabzanımızı bakın hemen zincirin yanındaki trabzan. Krem rengimle kapatıyorum. Ve batıyorum zincirimin üzerine ilmeğimi kreme çevirdim ve üç tane zincirimi çekiyorum bir iki üç diğer pembe rengimi kesiyorum ipimizi kestikten sonra düğümümüzü de atalım ve buradan örmeye devam edelim epey bir yükseklik olana kadar yani istediğimiz ölçü olana kadar krem rengimle örmeye devam ediyorum alttan da gizliyorum şöyle iplerimin her ikisini de aldım düz trabzan örelim ipimin her ikisinde aradan götürüyorum Bir dolayıp iki defa da çekiyorum. Bir doluyorum. Çantamızı örerek büyüktüm krem rengimizden kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra ördüm. 7. sıranın mitiş noktasındayım. Batıyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi de çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum. İpimizi kestikten sonra şöyle düzeltelim ve çantamızın konumuna bakalım. Şöyle altını çeviriyorum. Bakın kısa kenarlar karşılıklı uzun kenarlarda da karşılıklı ayarladım ve ipim burada. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Aşağıda kullandığım taban kısmında kullandığım rengimi alarak örmeye başlıyorum. Şöyle başlayalım. Şurada aynı ipimizi koparmadan da devam edebilirdik aslında. Kopardığım yere giriyorum, batıyorum. Başını dolamadan hepsine sık iğne örüyorum? Şuradaki iplerimizi altına alalım. Dilerseniz ipimizi koparmadan da geçiş yapabilirsiniz. her birine birer birer sık iğnemi örüyorum hiç atlamadan ne kadar trabzan o kadar sık iğne sona kadar örerek geldim başlangıç noktasındayım şimdi çantamızın formunu bu şekilde kullanmayacağız şöyle kullanacağız bu yanlarımızdan bakınız şu yanlardan içeriye doğru şöyle alıyorum şu şekilde alıyorum eşit bir şekilde yanlardan içeriye doğru aldıktan sonra bakın şöyle diğer tarafında görelim bu şekilde şimdi tam buradayım bakınız her ikisini büktüm şuraya kadar devam edeceğim örmeyi geçiyorum başlangıca batıyorum ilmeğimi kaydırarak geçirdim İpimi yarımlamadan almak istiyorum Evet bir tane zinciri çekip dibine batıyorum ve birer birer ilerliyorum Büktüğümüz yere kadar geleceğiz. Burada çantanız ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun hiç fark etmez. Yanlardan elimizle şöyle kıstırdığımız zaman belli bir oran belirli olacaktır. Buraya kadar örelim şöyle. Buraya isterseniz hemen bir de dikiş atabilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet. bu kadar yeterli. Daha ileri geçmiyorum. Şimdi şuraya kadar. Diğer taraflara geçmek yok. Buraya kadar yeniden geliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi eksilmiyorum. Birkaç sıra ördükten sonra eksilme işlemini yapacağız. Dibine batıyorum. Bu ikinci sırası oldu. en sona kadar ördüm. Dibine batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da tam örelim. Sona kadar ördüm. Bir zincirimi çektim. Çeviriyorum. Birine değil, bir sonrakine batıyorum. sona doğru ilerliyorum. Çantamıza kapak kısmını bu şekilde çalışıyoruz. Yanındakini değil, en sona bakın. Sondan bir öncesini atlayıp en sona gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum şöyle daralma işlemi yaptım. Hemen dibine değil yanındakine batıyorum. Sık iğnemi örerek ilerliyorum ve burayı tamamını örüyorum. Önce dönmüyorum. Birdenbire sivri bir kesme yani sivri bir kapak istemiyoruz. Geniş gelen bir kapak çalışması olsun istiyorum. O yüzden devam ediyorum. Dibine batıyorum şu şekilde bir tane zincirimi çekip hemen kendi dibine battım ve birer ilerliyorum yavaş yavaş eksileceğiz ama hızlı bir şekilde değil bir zincirimi çektim şöyle görelim bakınız biraz eksildik şöyle öne doğru döndüğünde çantamızın kapak kısmı yavaşça meyilli bir şekilde olacak şimdi yine örüyorum bir sonrakine batıyorum sona kadar geldim bir tane zincir çekiyorum dibine değil bir sonrakine batıyorum ve ilerliyorum 2 3 bakın azaldık biraz 4 5 saymamıza gerek yok çünkü e, ölçümüz büyükse daha büyük de olabilir o yüzden sayı hata verebilir düzenli olarak aşağıya doğru eksiliyoruz şuraya batıyorum bir tane zincirimi çektim çeviriyorum Hemen dibine değil bir sonrakine batıyorum. Bakın tamamen eksilmeye meyil ettik ama çok birdenbire sipsivri yapmayacağız. Biraz yumuşak olacak. Lütfen kafanız karışmasın. Ola ki e, sayılarda herhangi bir şekilde anlaşılmayan bir nokta olursa e, göz kararı yapabilirsiniz. Tamamen şöyle tutun. Bakın aşağıya doğru mail etmiş. Aşağıya doğru mail verdiğimiz sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi dibine batalım tam. Bakın tam dibine battım. Burada da artmıyorum. Çünkü birdenbire keskin istemiyoruz. Yumuşak ve yuvarlak bir geçiş istiyoruz. Sonunda da batacağız bunun. en sona da batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bu kez dibine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Diğer sırada eksilme yapmamıştım. Burada yaptım. Sona gelelim. Sona kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batmıyorum. Yanındakine değil, bir sonrakine batıyorum. biraz daha ileri geçtim. Şöyle bakıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine geçiyorum. En sona geçiyorum. Bir atlıyorum. Bakın şurayı atlıyorum. Burayı atladım. En sona batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra dibine batıyorum diğerlerini aynı şekilde örüyorum buradaki ölçümüz şöyle olacak çantamızı ne kadar ördüysek ona uygun bir kapak çalışması yapmaya çalışacağız bakın burada yapmak istediğimiz şöyle kapadığımız zaman çantamızın önüne gelen yerin yeterli seviyede olması azalarak geldi azalarak geldikten sonra şurada biraz daha mail verdim bakın artık birkaç sırada yaptıktan sonra da buraya kadar getirmemize gerek yok buralarda bitirmemiz gerekecektir yani ne kadar büyük örerseniz örün hiç fark etmez şu şekilde kapadığınız zaman gözünüze gelen güzellik önemli nerede bırakmak istiyorsanız nerede gözünüze daha hoş daha tatlı geliyorsa orada bırakabilirsiniz şimdi ben iki sıra daha örmek istiyorum zincirimi çekiyorum hemen bir tane zincirimi çektim bu sondan bir öncesi hemen dibine değil yanındakine batıyorum ve devam ediyorum bu sıramı ördükten sonra bir sıra daha örüp tamamlayacağım bir tane zincir çektim dibine değil yanındakine batıyorum ve bu benim son sıram ama kenarını da şöyle dolaşacağız şöyle ilerleyelim Evet sona kadar geldim şimdi buradan şöyle yana batıyorum diğer yana batıp kenar düzeltmesi yapıyorum yana batıyorum yana bir sık iğneme bir aralığını sık iğneme aralı sık iğne ara yer ve bu şekilde devam ettim bu noktaya geldim şöyle görelim şu kısmı tamamladım şimdi buradan devam ediyorum diğer ucun şu kısmı da tamamlayabilmek için ipimi koparmıyorum buradan bir sıra daha devam ediyorum Şurayı görelim şöyle. Kenarlardan örerek geldim, yani çantamızın şuradan itibaren sık iğnemizi ördüm. Hemen kapa kısmının yanına kadar geldim. Yine aynı şekilde sık iğnelerimizle bu kenarımızı da örerek tamamlıyoruz. Kenarı da toparlamış olduk. Ve en son şöyle batalım, ilmeğimizi kaydıralım, bir tane zincirimizi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve iç kısma gizliyorum. güzelce gizleyelim. Evet şimdi çantamızı şöyle kapadığımız zaman şuraya tığımızla şöyle tam ortalayarak bakın tam ortalıyorum. Oraya boncuğumun geçeceği kadar bir tane yer açıyorum ve şöyle tuttuğum zaman diğer yere de düğümümü dikiyorum yani boncuk dikmek istiyorum ben sizler ne dikecekseniz bakınız şu şekilde yine krem bir boncuğumu oraya ayarladım dikeceğim şurada izim kaldı bakınız hemen buraya dikiyorum İnciler de çok güzel olmakta İnci ya da renkli boncuk hiç fark etmez ne kullanmak istiyorsanız imkanınız neye el veriyorsa elimizdekini değerlendirelim düğümümü atıyorum Kesiyorum. düğmemizi diktikten sonra şuraya bakınız tam yan olan bölüme şöyle parmağımızla batalım şöyle parmağımızla itelim buraya sabit durması için birkaç defa dikiş atalım diğer tarafı da aynı şekilde atıyorum ipimiz kalın olunca tabii ki arada şöyle karışabiliyor Elinizi alıp daha rahat çalışabilirsiniz Ben de elim alıp rahatça dikeyim diğer tarafta aynı şekilde diktim şu şekilde son bir de dıştan dikişimi yaptım dıştan buradan buraya kadar şöyle tamamen tutsun diye kendi rengiyle de yaptığım için hiç sıkıntı olmadı şöyle düğümü atıyorum diğer tarafa da dıştan dikişimi de attım. Ve bu şekilde tamamladık. Şöyle iplerimizi de toparlayacağız. Şöyle görelim. Şöyle düzenledikten sonra şimdi bir de sapımızı çalışalım. Şöyle çanta sapı olarak. Kenarlarımız bu şekilde. Altı gayet güzel. Sapımızı çalışalım. Sapımızı yine pembe renkle çalışmak istiyorum. Ortadan alıyorum şuradan. Zincirimi çekiyorum. Çok fazla uzun çalışmamıza gerek yok. Bir tane düğümü buraya attıktan sonra başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 rahat rahat çekiyorum. 9 10 11 12. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şöyle ölçüyorum birazcık daha örelim 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 ördüm ve bakın şöyle küçük bir kulp çalıştım şöyle yeterli daha uzun isteyenler daha uzun da çalışabilirler yine şu araya giriyorum her iki katını da alarak buraya sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bütün zincirlerimi tığımın başını bir defa dolayıp batıyorum ve çantamızın kolbunu bu şekilde çalışıyoruz. Dilerseniz sık iğne olarak da çalışabilirsiniz. Bu kalın geldiyse sanki kalın geldi. Ben sık iğne olarak çalışmak istiyorum. Batıyorum. Hepsine birer birer sık iğne. başlangıç noktasına kadar. Minik prenseslerimiz için çok güzel özel günlerde ellerinde şıkır şıkır dolaşacakları güzel bir çanta inşallah. Sona kadar örerek geldim. Zincirlerimin tamamını bitirmek üzereyim. Sık iğne ile diğeri denedik kalın oldu. Vazgeçtik sık iğne daha şık duracak. Başlangıç yerimize de batıyorum çantamızın kendisine. Yine başlangıç yerimize şöyle batalım ve bir tane zincirimizi çektikten sonra çantamızın top kısmını tamamlamış olalım. Şöyle görelim bakın ne kadar güzel oldu. Çok sevimli oldu. Tabii bunlar daha oturacaklar. Şöyle bir de şu kısma çiçek çalışmamızı da yapalım ve kullanılmaya hazır hale gelsin minik prenseslerimiz için bu sevimli çantamız şöyle düzeltelim. Evet şimdi çiçeğimiz çalışalım. Minik çantamızın şu kısmına bir tane de çiçek çalışalım ve çantamız kullanıma hazır hale gelsin. Puf çiçekli çalışalım. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi kapatalım. Bir tane zincir çektim şöyle. Bir yuva hazırladım. Hemen ilmeğimi uzatıyorum öncesinde 3 tane zincir çekelim ilmeğimiz uzatmana bir tane çekmiştim 2 3 tekrar başını dolayalım 1 2 3 4 ve 5 5 defa girdim tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekip yuvarlağımızın çektiğimiz zincirimizin içerisine giriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 ve yine 5 defa dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5. İpiniz ince ise 6 defa da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 kapadıktan sonra kapattığımızla beraber 4 olmakta. Tekrar batıyorum. Yeniden 1, 2, 3 tabın başını dolayarak tekrar 5 defa sarıyorum. 2 3 4 5 Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 Zincirimin içerisine giriyorum. Yeniden 1 2 3 bu şekilde işlemlerimizi yaparak dolduralım. 5. ve son defa battım. Şöyle görelim. Bakın 5 tane yapraktan oluşan çiçeğimiz oldu. 6. ve son kez araya giriyorum. 1 2 3 ve 4. 6. ve son çiçek yaprağımızı yapıyorum. Kapadım. 1 2 3. Yine dibine batıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra şöyle biraz dikmeye yetecek kadar ipimi ayırıyorum ve çekiyorum. Ve şöyle 1 2 3 4 5 6 tane yapraktan oluşan çiçeğim de oldu. Şu kısma ya da bu kısma buraya nereye isterseniz nereye uygun görüp yakıştırırsanız ön kısımda herhangi bir yere e, dikebilirsiniz ya ikisinin arasına da şu şekilde de güzel olmakta. Nereye uygun görüp gözünüz yakıştırırsa oraya dikelim ortasına da şuradaki diktiğimiz boncukta bir tane boncuğumuzu dikelim. Evet sevgili arkadaşlar minik prenseslerimiz için hazırladığımız çantamız çok şık, çok kibar bir şekilde tamamlandı. Umarım sizler de beğenerek bu çantaları minik prenseslerimize örerek hediye edersiniz. Hem bizi hem de prenseslerimizi sevindirirsiniz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.